Merhabalar. Emel ile Sağlığa Adım Adım programına hoş geldiniz. Ben diyetisyen Emel Yılmaz. Bugün sizinle sporcu beslenmesi hakkında konuşacağız. Hatta bu konuyla ilgili de bir konuğumuz var. Koşu camiasında aslında birçoğumuzun tanıdığı ama yine tanımadığı kişiler de mutlaka vardır. Kamil İnat Bey. Kamil, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Ben deyim, teşekkür ederim. Öncelikle tanımayanlar için kendini bir kısaca tanıtabilir misin? Tabii, Kamil İnak ben. Koşucu ve aynı zamanda antrenörüm. Yani koşu branşını yaklaşık 2014'ten beri profesyonel olarak yani kendi alanımda yapıyorum. Yaklaşık 2-3 sene sonra da antrenörlüğe başladım. Ve bu süreçte devam ediyorum bu halihazırda iki branş, yani antrenörlük ve sporcu kısmına. Peki daha önce biz koşucu olarak başladık 2014 yılında. Evet. Daha sonra bu antrenörlüğe doğru ilerledi. Bu geçiş nasıl oldu? Şöyle, koşucuyken yani sizinin birileri geliştiriyor oluyor. Yani birileri size destek veriyor oluyor bu durumda. Ama doğru mu gelişiyorsunuz, yanlış mı gelişiyorsunuz bu soru. Yani ben keza bir şekilde yanlış geliştim. Nasıl geliştiniz, yani nasıl anladınız diye sakatlandım. Bunun en belirgin özelliğidir sakatlık. Sakatlanınca bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Çünkü ben biraz daha araştırmacı, merak eden bir insanım daha çok. Merak ettim konuları. Neden sakatlık oldu, niye bu oldu diyerekten. Olmamasını bekledim. Çünkü ben geçmiş yaşantımda da spor var hayatımda ama koşu yok. Yani sakatlığımın neticesini araştırdım. Yanlış egzersizler, yanlış ekipmanlar vesaire derken bunun eğitmenlik kısmını keşfettim. Çünkü hali hazırda farklı bir işim de var. Bu iş yerinde de eğitmenlik yapıyorum. Yani bir şeyi aktarmak, vermek, doğru bilgilenmek de bu işin içinde aslında. Ve bunu da bu şekilde eğitmenlik kısmına da yani neticede başarılı sporcuyken de yani hem kendimi iletiyordum, yani iyileştiriyordum. Hem de iyi antrenman yapıyordum bu durumlarda. Ve şöyle söyleyeyim, antrenman yani hocalık kısmı şurada başladı bende daha çok. Başarılısınız ama insanlara sadece feyiz alıyor. Yani sizden örnek alıyorlar, çok iyi koşucu, çok iyi sporcu, çok iyi koşuyor, iyi biri. Ama bu iyi biri bende kalmasın. Ben böyle kalmaktan ziyade iyi birileriyle birlikte olayım. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Bir şeyler katarak. Bu nasıl olarak? Yani bu da insanları eğiterek, eğitmenlik yaparak, hocalık yaparak, antrenörlük kısmı bu süreçte devreye girdi. Yani küçük adımlarla, biraz insanlarla, birkaç insanlarla başlayıp bu süreci büyüttüm. Yani daha çok antrenörlük, hoca sıfatını alarak devam ettim. Şu anda devam ediyoruz. Tecrübelerinizi paylaşarak yani. Tabii ki. Peki, yarış öncesinde, esnasında ve sonrasında beslenmenizde nelere dikkat ediyorsunuz ve ultra koşanlara ne gibi tavsiyeleriniz olur mesela? Tabii şöyle, ben genelde yol koşucusuyum ama ultra koşular yani trail parkurlarında da koşarım, yani patikada olsun vesaire. Şöyle, yarış haftasına girerken yani bir süreçten geçeriz biz, yaklaşık hazırlık sezonumuz 4 ay falan sürer. Bunun son yani yüklenmesi, arttırması, hızlanması vesaire sürecin son 2 haftası da beslenme çok hassas sürece girer. Çünkü beslenme vücudunuzun yani performansının %50'sini alan kısım beslenmedir bizde. %30'u antrenman, %20'si de dinlenmedir. Recovery dediğimiz süreç. Ama %50'lik beslenme sürecinin son haftası yani son 2 haftasında ilk haftasını kontrollü beslenme, kontrollü protein alımı, kontrollü karbonhidrat ve yağ alımı. Ama son haftası hassasım da ben özellikle kendi alanımda hassasım ve öğrencilerim de bu tecrübelerimle faydalanarak devam ediyoruz. Halihazırda araştırarak bunları yapıyoruz. Yani şunu yapıyorum ben. Pazartesi rutin beslenme, yine sağlıklı beslenme devam ediyor. Salı, çarşamba günleri protein yüklemesi yapıyorum. Protein yüklemesi ve karbonhidrat diyeti. Bu nedir? Şimdi vücudumuz birçok besinlerden karbonhidrat ve protein alıyor. Yani bitkisel olur, etçil olur vesaire. Ben %70 alımını etlerden de sağlayarak yoğunlu, çünkü öyle alabiliyorum. %70'e kadar çıkabiliyorum. %30 karbonhidrat mesela nasıl geliyor diyeceksiniz. Bitkisel beslenirken veya mesela yumurta yiyoruz. Protein, beyaz yani süt ürünleri alırken, peynir vesaire, yoğurt yerken buradan da karbonhidrat değerleri geliyor. Yani karbonhidrat diyetinde sıfır karbonhidrata ulaşamıyorum. Ulaşmak da istemiyorum aslında, çünkü biz hala aktivite yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz. Çünkü enerji kaynağımız karbonhidrat olarak kullanıyoruz. Ya ben şahsen karbonhidrat enerji kaynağını kullanırım. Yağ kullanan bir sporcu değilim. Çünkü yağım da yok hala hazırda. neticede salı ve çarşamba günleri %70'e %30 oranla protein yüksek, karbonhidrat az ve perşembe, cuma, cumartesi, pazar yarışım varsa perşembe, cuma, cumartesi karbonhidrat değerini tersine çevirip proteini azaltırım. Ve proteinde kesinlikle et olayına girmem. Sindirimi zordur. Bende zordur şahsen. Belki başka sporcular da gayet başarılı bir şekilde bugün eti yiyip, kebabı yiyip yarın çok rahat bir şekilde koşar. Ama ben test ettim, başardım. Kesinlikle başarısız sonuç elde ettim. Bunu da gördüm. Son gün özellikle mesela son iki, yani
Perşembe, Cuma, Cumartesi karmıda da yüklüyorum. Ama asıl son gün çok önemli. Burada baharata bile girmiyorum. Yani pul biber, karabiber vesaire gibi, kekik vesaire hiçbirine girmiyorum. Tuz mu diyeceksiniz? Onu neredeyse almıyorum. Makarna yiyorsam sade makarna. Patates yiyorsam sade patates vesaire. Hepsini sade yemeği tercih ediyorum. Yağ oranı hiçbir şekilde almıyorum. Yani yağ derken yağlı bir şey yemiyorum. Soslu bir şey yemiyorum. Hepsini sadelikte alıyorum. Oradaki %30 protein nereden geliyor? Sabah kahvaltıda yaptığım yumurtadan gelir gibi. Düşün bu şekilde. Yarın sabahına da mesela en son şeyimizdir. Beslenme sürecimizin en son pik noktasıdır. Sabah kalktığımızda yani normalde yaptığımız kahvaltının 1/3'ünü belki yaparım. Bu da yarıştan 2 saat önce bitmiş olur. 2-2,5 saat önce bitmiş olur. Ne yiyorsun Kamil diyecek olursan. Ben biraz genelikçiyim. Ya burada genelikçiyim biraz. Neden diyeceksiniz onda? Çünkü diğer yenilikçiye yani yulafta vesaire de bir şey yiyince bende gelmedi. Yani fıstık ezmesi bende olmadı. Yani olmuyor. Zorlamanın da anlamı yok dedim. Neden? Ne yaptım ben de? Bir dilim, iki dilim ekmek. Beyaz ekmek olur, çavdar ekmeği olur. Ama yulaflı bir şey olmamasını, tahıllı bir şey olmamasını tercih ettim. Çünkü sindirimi kolay olsun yine. Aynı şekilde problem yaşamamak için. Beyaz peynir veya kaşar peynir. Kaşar peyniri tercih ederim. Yağlıdır. Daha çok karbonhidrat değeri yüksektir diyerekten düşünerek. Yani biraz da kısmen araştırdığımızda budur. Tahin pekmez. Enerji şeker olayında tahin pekmezden alırım. Bana gayet geldi. İyi de geldi. Çünkü denemiş oldum. Olmadığım bir, yani denemesini yapmadığım bir şeyi de kullanmam. Bu şekilde son 2 saatin beslenmesi de böyle geçer. Son 2 saatte keserim. Sonra da kalan 2 saat içerisinde sıvı alımlarım devam eder. Sıvı çok önemlidir burada da. Aynen. Şimdi burada Kamil pratik kısmını çok güzel bir şekilde anlattı. Ben biraz daha böyle teorik kısmına değinmek istiyorum. Şimdi enerji kaynağımız bizim karbonhidratlar olduğu için cidden bunu önemsememiz gerekiyor. Yani yeterli miktarda almamız gerekiyor. Burada sağlıklı beslenmede günlük enerji miktarı yani günlük karbonhidrat miktarımızı aldığımız enerjinin %50-55'i karbonhidratlardan oluşmalı. Sporcularda bu %60 oluyor. Protein miktarındaysa sağlıklı bir bireyde, sağlıklı beslenmede aslında kilo başına 0.8 gram protein almanız gerekiyor. Sporcularda bu 1.2-1.4 gram kilo başına denk geliyor. Fakat yüksek oranda spor yapıyorsak, hani düzeyine, seviyesine göre değişir. Orada tabii ki 1.6-1.8 gram kilo başı olarak değişebiliyor. Geri kalan tabii ki yağlardan geliyor. Şimdi şöyle, yağ oranımızda tabii ki %15'in altına indiği zaman bu bizim performansımızı da olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de özellikle de koşuda mesela hani fark ettiğim bir şey de var. Protein ağırlıklı beslenen bireyler de var. Şimdi şöyle fazla protein aldığınızda zaten vücutta yağ olarak depolandığı için herhangi bir esprisi yok. Aşırı protein tüketiminde vücuttan sıvı artı kalsiyum kaybına neden olabiliyor. Hani bunu da idrarla zaten atıyorsunuz. O yüzden hani buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yapılan çalışmalarda da hani biraz evvel de dediğim gibi yağ düzeyi %15'in altına düştüğü zaman kan lipid düzeylerinde ve performansta tabii ki olumsuz etkilere neden olabiliyor. Peki, egzersiz sırasında ne kadar karbonhidrat almamız gerekiyor bizim? Egzersiz sırasında mesela 1 saatten daha az egzersiz yapıyorsak çok ekstradan bir karbonhidrat almamıza gerek yok. Ama eğer 1 saat kadar egzersiz yapıyorsak, yani küçük porsiyonlar halinde mesela 30 dakika ile 1 saat arası süresi küçük porsiyon halinde karbonhidrat alabiliriz. Eğer 60 dakika ile 2 saat arası sürüyorsa saat başı 30 gram kadar karbonhidrat alabiliriz. 2 saat, 3 saat gibi sürdüğünde hani saat başı 60 gram karbonhidrat almanız önerilir. 2,5 saatin de üstündeyse zaten saat başı 90 gram karbonhidrat almalısınız. Biraz evvel de Kamil'in bahsettiği gibi yarış öncesinde, şimdi antrenmanlarda hani dilediğiniz gibi tabii ki beslenebilirsiniz ama yarış öncesinde veya müsabaka öncesinde etkinliklere katılmadan önce dikkat etmeniz gereken besinler var arkadaşlar. Şöyle, sindirilmesi zor besinlerden kaçınmanız gerekiyor. Bunlar nedir? Yağlı besinler, işte kızartmalar, hamurlu gıdalar, tahin olabilir. Şimdi tahini Kamil çok güzel bir şekilde tolere edebiliyor ama edemeyenler de var. Fıstık ezmesi gibi mesela bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Turunçgilli, turunçgillerden mesela meyve tüketiminde turunçgiller, portakal, narenci, işte mandalina gibi bunlardan biraz sakınmanız gerekiyor. Bir de yarış öncesinde kuru meyve tükettiğiniz zaman tabii ki
su sıvı tüketimine de çok dikkat etmemiz gerektiği için eğer kuru meyvelerin üstüne su da içerseniz bu müsabaka gününde veya yarış gününde laksatif etki yaratabilir. Yani sindirim sisteminde sorunlara neden olabilir. Bu yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani aslında kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Yani hani Kamil'in tolere edebildiği veya benim veya bir başkasının tolere edebildikleri çok farklı. O yüzden genel anlamda hani dikkat etmeniz gerekenler şekerli, hazır, yağlı besinlerden, asitli içeceklerden uzak durmanız, mümkün mertebe sindirimi kolay olan besinleri tercih etmeniz. Aksi takdirde bunların sizin performansınıza olumsuz bir etkisi olacak. Yeterli sıvı tüketmediğiniz zaman çünkü %2'lik bir sıvı kaybı sizin performansınızı %30 oranında olumsuz bir şekilde etkilediği için sıvı tüketimi burada çok önemli. Aynı zamanda hani yeterli miktarda karbonhidrat almadığınızda hipoglisemiye girmeniz çok büyük bir olasılık. O yüzden ona dikkat ediyorsunuz. Toparlanamama gibi bir durum, sakatlanma riskinizi arttırmamak için mümkün mertebe hani beslenmeniz cidden büyük bir önem arz ediyor diyebilirim. Peki Kamil, bu yaptıkların dışında, beslenmen dışında besin takviyeleri kullanıyor musun? Yani destek alıyor musun? Tabii. Yani çünkü biz sporu yani orta şiddetli yapan kişiler değiliz. Yani açıkçası ben değilim. Yani yüksek şiddetli yapan kişi olduğum için besin takviyesi de alıyorum. Diğer protein takviyeleri de alıyorum açıkçası. Yani yani sporcu beslenmesi dediğimiz takviyeler, yani besinleri dediğimiz takviyelerden de alıyorum. Hani amino asitler, besinler vesaire. Ama özellikle benim eczacı bir arkadaşım var. Aynı zamanda kendisi de sporcudur. Aynı zamanda öğrencimdir kendisi. Yani ben özellikle belirtirim, kan tahlillerimi vesaire yaptırdıktan sonra benim eksikliğim veya fazlam, genelde eksiğimiz çıkmaz çok şükür, onda bir problemimiz yok. Ama yine de çünkü biz aktivite esnasında ciddi efor sarf edip ciddi enerji kaynağını yaktığımızda bunun geri alımını sağlamamız lazım. Hı hı. Yani E vitamini, B kompleksler diyeyim daha çok. B'nin bütün vitaminlerini yani kompleksini alıyorum. C vitamini alıyorum. Bunları sebzelerden, meyvelerden her şekilde alıyorum ama artı almam gerektiği için bu takviyelere de gidiyorum. Onun dışında magnezyum çok ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için alıyorum. Glukosamin alıyorum eklemlerim için. Yani bu da çok önemli. Kolajen alıyorum. Bunlar da var. Yani kıkırdaklarımız için, eklemlerimiz için yine aynı şekilde. Bunları kullanıyorum yani kesinlikle. Şimdi yine burada Kamil'in anlattığı pratikte ben yine birazcık teori kısmına değineceğim. Şimdi tabii ki ergojenik destekler almamız gerekiyor. Yani performansımızı olumlu bir şekilde etkileyecek destekler alabiliriz. Tabii ki bununla birlikte vitamin ve mineral takviyeleri de önemli. Benim çok sık duyduğum mesela amino asitlerle ilgili hani böyle bilinçsiz kullanım var. Mutlaka evet. Duymuşsundur. Kreatinin mesela, kreatini fazla kullandığınız zaman hem kilonuzda artış gösterir hem de kas kramplarını artırır. Şimdi kreatin kullanıyorsunuz, bir diğer taraftan da magnezyum eksikliğiniz var ve magnezyum eksikliğini de yine kas krampları arttırdığını görüyoruz. Yani bilinçli kullanım çok önemli. Neyi ne zaman, nerede kullanmanız gerektiğini ve bununla ilgili tabii ki uzmandan eğer destek alırsanız çok daha mantıklı olur sizin için. İkinci aşamada mesela kafein yapılan çalışmalarda yarış öncesi, müsabaka öncesinden 48 saat evvelinde mesela kafeini kestiğinizde yarış gününde eğer kafeini alırsanız performansınızı size maksimum oranda etkilediğini görmüşler. Yani hani olumlu bir sonuç varmış. Hani bunu mesela bana göre kayda değer bir bilgi. Tabii ki. Bununla birlikte glutamin. Glutamin aslında hani bizim vücudumuz tarafından yeterli miktarda sentezlenebilen bir amino asit. Fakat bu yeterli olmadığında solunum yolu enfeksiyonları geçirebiliriz. Dolayısıyla kas toparlanmasına çok büyük bir katkı sağladığı için vitamini yeterli miktarda, hani yeterli seviyede tutmamız gerekiyor. Peki biz bunu besinlerden nereden alabiliriz? Hayvansal ürünlerden, et, tavuk, balık, yumurta veya işte protein ağırlıklı, protein içeriği yüksek olan sebzelerden alabilirsiniz. İşte lahana, Brüksel lahanası gibi. Bunları tüketerek de takviyesini yapabilirsiniz. Arginin toparlanmayı hızlandırıyor fakat performansta herhangi bir etkisi yok. Dolayısıyla hani arginle mesela besinlerle de yeterli miktarda alabilirsiniz. Çünkü yarı esansiyel bir amino asittir. Fındık, ceviz, badem, çikolata, kuru üzüm gibi bunlarda arginin mevcut. Bir de beta-alanin. Beta-alanin çok fazla kullandığınız zaman kaşıntı ve karıncalanmaya neden olabilir. O yüzden hani bunlara biraz dikkat ediyorsunuz. Peki biraz evvel Kamil'in de bahsettiği gibi kıkırdak için kondroitin, glukozamin kullanıyorum dedin. Kolajen kullanıyorum dedin. Aynı zamanda hyaluronik asit mesela
sporcularda çok faydalı. Kolajeni de şöyle, D vitamini eğer eksikse ve kırığımız varsa kolajen çok hızlı bir şekilde kaynamasını sağlıyor. Bununla birlikte de zaten kalsiyum ve magnezyum da çok önemli. Magnezyum da hani yeterli miktarda almamız gerekiyor. Bir de Boswellia serrata var. Akgünlük. Bu da kıkırdakta çok faydalı. Şimdi akgünlüğün şöyle de bir şeyi var. Eğer şekerimiz varsa Boswellia serrata kullanımında, bilinçsiz kullanımında şekerimizin dengesiz bir şekilde pik yapmasına neden olabilir. Dolayısıyla doktor kontrolü gerekir. Bitkiseldir fakat yine de hani bir uzmandan ilk etapta bir destek almanızda yarar var. Bir de alerjik bünyeye sahipse ciltte döküntülere neden olabilir. Hani bunu göz önünde bulundurduğumuzda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda da kıkırdakta mesela hani anti-enflamatuar etkisiyle birlikte kurkumin, zerdeçal bizim için çok önemli. Eklem ağrılarında da hani bazen böyle eklemlerimizde yangı olur, ne yapacağımızı bilemeyiz. Mesela bitkisel takviyeler, destekler orada faydalı olabilir. Örneğin zerdeçal. Zerdeçalı karabiber artı zeytinyağından birlikte kullandığınız zaman zaten etken, yani maksimum oranda ondan faydalanabiliyorsunuz. Zencefil, biberiye, yine Boswellia serrata, akgünlükte biraz evvel söylediğim gibi, at kestanesi, şeytan pençesi, bunlar tabii ki hani bizim için çok yararlı olabilir. Peki bu ergojenik destekler dışında vitamin ve mineraller konusunda ne düşünmeliyiz? Hangilerini almalıyız? Özellikle de B vitamini kompleksleri bizim için çok önemli. B12 vitamini performansınızı yeterli, yani yeterli seviyede olduğu zaman performansınızı maksimum seviyede artırıyor. Aynı şekilde yine D vitamini de öyle. Performansınızı yeterli olduğu zaman olumlu bir şekilde artırıyor. C vitamini mesela yetersiz olduğunda kas ve tendonlarda bozulmaya neden olabiliyor. O yüzden C vitamini yeterli olması gerekiyor. Zaten demirin emilimi için C vitamini bizim için önemli. Minerallerde de zaten demir bizim için çok önemli. Yani potasyum, sodyum, kalsiyum ve demir çok önemli. Neden? Yeterli miktarda demir olmadığı zaman zaten çok hızlı bir şekilde yorgunluğa sebebiyet verebiliyor. O yüzden onu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun dışında hani A ve E vitamini, E vitamini de kullanıyorum dedin. Evet. Bunlar antioksidan, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tabii ki bizim için faydalı. Bağışıklığı desteklemek için de C vitamini, D vitamini ve selenyum mesela kullanabilirsiniz. Burada hani onlar bizim için çok mühim. Bir de K vitamini. Eğer yetersiz seviyede ise kırıklara neden olabilir. O yüzden yeterli oranda bu vitamin mineral desteklerinden faydalanabilmek için ya sıklıkla, belirli aralıklarla tahlillerinizi yaptırabilir. Hekiminizle bunu konsülte hani görüşüp konuşabilirsiniz. Sonrasında zaten bilinçli bir şekilde devam ettiğinizde sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki Kamil, yeni başlayan koşuculara önerilerim var mı? Yani yeni başlayan koşucular bu işi neden yaptığı önemli açıkçası. Benim daha çok yani bana danışanlara ben bunu aktarırım. Sporcu mu olmak istersin? Keyfi koşucu mu olmak istersin? Yoksa haftada birkaç gün egzersiz olsun diye koşmak mı istersin derim. Bunlar keyfi, yani böyle keyfi şekilde koşanlara çok müdahale etmem. Ama orta şekilde egzersizi yarış müsabakalarına taşıyacak biri ise kesinlikle bunlara tavsiye ederim. Bunu danışacakları, gelişimini görecekleri, yani gösterecekleri, aktaracakları birine danışması lazım. Yani bir hocayla çalışıyor olmaları daha sağlıklı olur bence. Peki, bir yarım maraton ve üstü diyelim. Uzun mesafe koşular için diyelim. Buna hazırlık yapmamız gerektiğinde haftanın kaç günü antrenman yapmamız gerekiyor ve kuvvet antrenmanının burada önemi nedir? Tabii şöyle söyleyeyim. Ben 10K yani 10 kilometrede, yarım maratonda, maraton içinde haftanın minimum 4 günü veya 5 günü koşu egzersizi, bununla beraber çapraz antrenmanlar dediğimiz pilates olur, kuvvet antrenmanı olur, yüzme olur, bisiklet olur. Yani ben bunlardan hangisini yapabilirim, hepsine vaktim olmaz derseniz ben size bunlardan bir tanesi pilates öneririm. Çünkü pilates koşucu için en idealidir. Biz mesafe atletlerinin kasları uzun ve dayanıklı bir kastır. Bu uzatabileceğimiz kaslar fitness'ta çok makul değildir. Yapılamaz. Hacimlerle büyük kaslarımız daha da genişler. Hı hı. Ama pilateste kaslarınız dayanıklı ve uzun olur. Aynı zamanda esneklik kazanır. Yani en güzeli bu çapraz antrenmanlarında, kuvvet antrenmanında yapsınlar. Haftalık koşularına eklesinler. Hı hı. Peki çok kısa böyle farklı koşu türlerine ilgili de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Mesela speed workouts, hız çalışmaları ile ilgili. Şöyle hız koşuları interval olarak diye nitelendirir camiada bu şekilde koşuyoruz. Biz niye hız koşuları yaparız? Hız koşuları düzgün bir stabilliğinizi koruduğunuz yarışlarda niye hızlanamıyorum, niye tempomu artıramıyorum sorusuna cevaptır.
Hız antrenmanlarınızda kendinizi kademe kademe geliştirirsiniz. Bunlar da step step aslında baktığınızda. 100-200 antrenmanları veya 400-800 bin antrenmanları gibidir. Yani hangisine ihtiyaç duyarsanız hız antrenmanlarıyla beraber hızınızı katlatarak, uzatarak, dayanıklılığını arttırarak mesafelerinize taşırsınız. Bu hız antrenmanı, interval antrenmanı olarak geçer. Peki fartlek? Fartlek de İsveç'ten gelen hız oyunları kelime anlamında oyundur aslında bir nevi. Nasıl bir oyundur bu? Onu da özetleyeyim size. Fartlek antrenmanı mesafe, sürelerin belli aralıklarla oynamaktır. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bir ormana götürüyorum. Ormandan diyorum ki şu ağaçtan şu ağaca tempoyu bas. Hızlı bir şekilde koş. Ondan sonra rampayı gördün mü temponu koru. Nabzını yüksek tut. Yani aynı seviyede tut ama düşür. Hızını düşür. Temponu korudan kastım. Kuvvetini devreye sok. Burada bunu devreye al. Ondan sonra oradaki ışığı gördün. Işığa kadar şunu yine aynı şekilde yap. Ama günümüzde bu fartlek olayı daha da çok değişti. Mesafe örnek veriyorum. 1000-1000 yani 1000 metreye 1000 metre hızlı yavaş diye. Mesela 4 pace'den koşuyorsanız 4.30'a çek. Ama hız antrenmanına da benzer bir şey. İntervale de benzer bir şey. Ama interval gibi değildir. Bu çünkü sahaya çıktığınızda, yarışa çıktığınızda reaksiyon alacağınız bir parkurda yani stabil değildir her zaman parkurlar. İklim de stabil değildir. Yani fartlekte ne yapıyorsunuz? Dirençler değişebiliyor, nabız değişebiliyor, dayanıklık değişebiliyor. Aynı şekilde karşınıza çıkan yani parkurda da böyle. Yani dayanıklılığınızı test edecek parkur, zemin değişecek, iklim değişecek. Bunlara daha önceden egzersiz yapmış olduğunuz fartlekle karşılıklı cevap veriyor olacaksınız. Yani fartlek antrenmanının da faydası budur. Yani sahaya çıkacağınız provasıdır bunun yani fartlek antrenmanı. Peki tepe yokuş antrenmanları? Tepe şöyle ultracılar için konuşayım. Yolcular için de aynıdır bu. Ultracılar için zaten parkurun içerisinde tepe vardır. Tepeye çıkıp böyle böyle koşmak, yürümektense tepe tekrar antrenmanlarımızla bunu kuvvetlendirerek, postürünüzü sabitleyerek, postürünüzü de çalıştırarak, kuvvetlendirerek egzersize egzersiz katmış oluyorsunuz. Kuvvet destek katmış oluyorsunuz. Tepenin faydaları da şöyle. Birincisi füle boyumuz yani bacak hacmimiz dediğimiz şeyimizi açar. Ondan sonra da dayanıklılığınızı verir, katkısını sağlar. Yani süratinizi de arttırır yani. Benim favori antrenman. Yani olmazsa olmaz çünkü kol çekişleri burada çok devrededir. Peki uzun ve yavaş koşularda nelere dikkat etmeliyiz? Uzun ve koşu yani şöyle söyleyeyim aslında mesafeci atletin en ideal koşusudur. Olmazsa olmazıdır çünkü biz uzun mesafe koşacağız. Bunun provası olmak zorunda. Bu olmadan hiçbir şey yürütemeyiz. Nedir bunlar? Aerobik kapasitemizi, oksijen kapasitemizi yani hemoglobin sayımızı arttıracak koşulardır. Uzun saatlerce, mesafelerce bir koşudur bu. Bunu da niye yapıyoruz? Yarış uzun zaten saatlerce sürecek, mesafelerce süreceği için dayanıklılığımızı, oksijen kapasitemizi arttırabilmemiz için bunu yapıyor oluyoruz. Peki Kamil, bugünkü konuşmamıza eklemek istediğin veya şu tavsiyelerde bulunmak istediğin herhangi bir şey var mı eklemek istediğin? Şöyle eklemekten kastım hani konuların içerisinde aktardık yine biz bunları ama eklemek şu olsun. Sporcu eğer spor yapmak istiyorsa gerçekten birine danışsın. Hoca olur, bilinçli bir sporcu olabilir. Yani bu sadece bir de antrenörle de yetinmesin. Ben işin sağlık tarafıyla da ilgilenirim. İşin beslenme tarafı değil. Ben bunu bir zincir olarak görürüm. Yani ben dedim özetlemişimdir belki cümlelerim içerisinde. Beslenme %50, %30 antrenman, %20 de dinlenmektir, recovery'dir. Yani bu zinciri tam yaparsanız sporcusunuzdur bana göre. Yani spor yapabiliyorsunuz, performansınız peak alabilirsiniz. Bunun için hepsini danışana ayrılır. Ben koşu antrenörüyüm, iyi bir diyetisyen değilim. Danışmayın bana. Yani veyahut da fizyoterapiste danışın. Sakatlığınız, doktorunuza danışın sakatlığınızda. Her zaman kişinin yani uzmanlık alanımız bu değil. Yani biliyoruz, bilgimiz var ama yani top değiliz bu konuda. O yüzden hani her zaman birine danışın. Bilen birine yani ukala birine değil de bilen birine danışmanız daha faydalı. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugünkü Emel ile Sağlığa Adım Adım programının sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa bize iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.